Ahmet Hocam, şimdi bu buradaki temel problem sanki bu yoğun bakım servislerinin hastaneler tarafından dışarıya birilerine, işte bu çetenin başındaki adam Doktor Fırat Sarı mesela, bu kiralayanlardan bir tanesiymiş. Yani gidiyor özel hastanenin yoğun bakım servisini kiralıyor, onun için hastaneye bir para ödüyor, sonra o kiranın üzerine orada kazanılan para da bu adamın cebine giriyor. O zaman da biz bir tane dükkan açtık, dükkanda ne kadar çok mal olursa o kadar para kazanırız. Yani yoğun bakımda ne kadar çok hasta olursa biz o kadar kâr ederiz gibi bir durum çıkıyor. Bu çok garip bir şey değil mi? Bu iş nasıl başladı? Ne kadar saçma bir şey bu? Ahmet Hocam. Değerli değerli katılımcılar, bizi izleyen saygın izleyiciler, olay yeni değil. 2003'te sağlıkta dönüşüm programının Haziran'da başlatılmasından bu yana 21 yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süre içinde sizlerin, bizim çabalarımız, yazıp çizdiklerimiz hep ortada. Çok taze birkaç tanesini size söyleyeyim. Buraya gidişimizi ortaya koyan, naçizane benim yazmaya çalıştıklarım. Genel sağlık sigortası 10 Ekim 2024'te, yani günümüzden 10 gün önce aşağı yukarı Cumhuriyet'te yazdım. Nereye gidiyor genel sağlık sigortası? 26 Eylül'de toplum ruh sağlığı alarm veriyor diye yazdım. Ve çürüme ve çöküş 13 Eylül tarihli Cumhuriyet'te köşemde yazdıklarım. Bunlar hep işaret ettik. Süre geldi böyle. Sözünü ettiğiniz olay teknik bakımdan bir taşeronlaştırma süreci. Yani adı geçen özel hastaneler bir takım birimlerini, burada çocuk yeni doğan bakım birimi diyelim, adeta taşerona ihale etmişler. Adını andığınız kişi ve arkadaşları da bu taşeronlaşma sürecinde hastanenin belli bölümlerini o hastane adına işletmeye almışlar ve kara ortaklar. Oysa özel hastaneler yönetmeliğinde çok net hükümler var. Örneğin 10. maddede, ki kapsamlı bir yönetmelik bu, 70'in üstünde maddesi var. Açıkça 10. maddede hastane içinde, hastane hizmetleri amaçlı kullanılan bölümlerde başka hiçbir bölüm bulunamaz. Başka hiçbir hizmet verilemez. Bu yerler devir edilemez ve kiralanamaz denmekte. Bu yönetmeyi de açık bir biçimde çiğnemişler. Sayın Bingöl'ün de belirttiği gibi aslında küçük ayrıntıların içinde boğulmak yerine, sözüm size değil, genel anlamda konuşuyorum, makro çerçeveyi, büyük fotoğrafı görmek gerekir. Erdoğan'ın yıllar önce söylediği sözü unutmayalım. Türkiye'yi bir anonim şirket gibi yönetmek istiyoruz. Türkiye'yi bir anonim şirket gibi yönetmek istiyoruz. Babasının malı sanki. Bu orta çağ anlayışı, 500 yıl öncenin anlayışı, feodal beylerin, despotların anlayışı, siz ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetemezsiniz. 21. yüzyılın şafağında 85 milyon nüfusu bu ülkede demokratik katılıma, sorgulamaya, hesap vermeye dayalı bir rejim olması gerekir. Türkiye'nin en temel sorunu şu kesitte değerli Demirel, öyle görülüyor ki bütün yetkilerin tek adama devredilmesi, ama bunun kadar acı hesap sorulamayışı. Yetki verilmiş fakat hesap sorulamıyor. Dolayısıyla daha farklı bir sonuç beklemek mümkün değil. Olay yeni değil değerli Demirel. Bu ve benzerleri hep süre geliyor ve şöyle bir mantığa bürünme yöntemi kullanılıyor. Deniyor ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bizim verdiğimiz hizmetlerin reel karşılığını, gerçek karşılığını ödemeyişi karşısında biz ister istemez ayakta kalmak için bir takım yan yollara başvuruyoruz. 2 yaptıysak 3, 5 yaptıysak 6 gösteriyoruz gibi. Çünkü SGK'nın geri ödemeleri gerçekten çoğu alanda piyasa fiyatlarının altında kalıyor. Bunun da ötesinde daha bir makro çerçeve çizmek gerekirse 2003'te getirilen sağlıkta dönüşüm programı Recep Akdağ Bakanlığı döneminde doğrudan doğruya IMF'nin ve Dünya Bankası'nın Türkiye'ye dayatmasıydı değerli Demirel. Hep söylüyorum, Health Transformation bu programın adı. İngilizcesini söylemekteki amacım ne yerli ne milli. Tümüyle ithal, dışarıdan baskıyla biz, Sayın Tekin Bey de söyledi, hiçbir ödeme almayacağız insanlardan. İnsanlar hastanelerde kuyrukta. Erdoğan ne dedi?
İnsanlar rehin alınıyor hastanelerde dedi. Kuyruklardan geçilmiyor dendi. Şimdi ne oldu biliyor musunuz değerli Demirel? Şimdi ise insanlara haciz gidiyor. İnsanlar evlerinde kuyrukta adeta. Başvuru bile yapamıyorlar sosyal güvenlik kurumuna hizmet alabilmek için. Çünkü provizyon vermiyor sosyal güvenlik kurumu. 9,4 milyon insana bildiğiniz gibi cep mesajlarıyla borcumuzu ödeyin dendi. Yani sağlıkta dönüşüm sistemi, insanları sigortalı yapacağız, gücü olandan alacağız, gücü olmayanınkini devlet karşılayacak ve herkes sağlık hizmetlerine erişecek kapsamlı bir biçimde denmişti 21 yıl önce. Bugün geldiğimiz yerde 10 milyon insan primlerini yani ek vergilerini ödeyemedikleri için sistemin dışında bir şey mi diyeceksiniz değerli Müller? Evet. 10 milyon Hocam insan sistemin... bu şeyi merak ediyorum. Bu yoğun bakımların Buyurun. kiralanma meselesi tam o zaman mı Sizi başladı? duyamadım ben. Sesiniz Yoğun gelmedi bana bakımların değerli Müller. kiralanması yani hastanelerin yoğun Evet, yoğun bakım bakım. Evet. duyamıyor mu arkadaşlar? Hocam duyamıyor mu beni? Duyuyorum, duyuyorum değerli Yönetmenim. Demirel. Devam edin. Devam Heh, edin, duyuyorum. hocam. Heh. Şunu soruyorum, şunu soruyorum, şunu soruyorum. Bu hastanelerin yoğun bakım servislerinin dışarıya kiraya verilmesi meselesi ne zaman başladı? Bu genel sağlık sistemindeki değişimle mi birlikte başladı? Evet. 2003'ten bu yana adım 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 yavaş 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 sistemdeki yozlaşma başladı ve bugün artık hiçbir kaba hiçbir kalıba sığmıyor. Kokuşmuş durumda, çürümüş durumda, yürütülemez durumda, sürdürülemez durumda ve dönen paralar da muazzam değerli Demirel. Aşağı yukarı 2024 büçesinde %7 dolayında Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi. Bu 700 milyar TL dolayında bir paraya karşılık geliyor neredeyse. Ve bunun 1/5'i şehir hastanelerine gidiyor. Böylesi de verimsiz harcamalara gidiyor. Ve yandaşlar korunarak bu insanların bu tür yolsuzluklara karşısında yargıya yansıtılması, soruşturulması engelleniyor. Şimdi neler yapılabilir biraz odaklanmak gerekirse... Öncelikle bu sağlıkta dönüşüm programının durdurulması gerek. Bu program insanınızı sağlık hizmetlerinin müşterisi Anladım. yaptı. Bu program devleti genel sağlık sigortası adı altında sermayenin sopalı tahsildarı yaptı. Sürdürülebilir yanı kalmadı. Genel sağlık sigortası sizin benim sağlığımızın sigortası değil değerli Demirel. Sermayenin karının sigortası. Dolayısıyla bu sistemden İnsanların sağlık hizmetleri doğuştan hak eden saygın özneleri kılmak olanaklı değil. Kökten değiştirilmesi gerek. Sağlık hizmetlerinin tümüyle kamu sorumluluğunda verilmesi gerek. Özel hastanelerin sayıları, yeni doğan bakım yataklarının sayıları, oranları her şeyi korkunç biçimde ortaya koyuyor. Özel sağlık kuruluşlarında neredeyse 7 yataktan biri yeni doğan ne derler yoğun bakım yatağı. Böyle bir anomali dünyanın hiçbir yerinde yok değerli Demirel. Dolayısıyla çocukları orada yatmadığı halde bebekleri yatmış gibi gösterip yapılmamış işlemleri şişirip SGK'nın apaçık bir biçimde soyulması bu süreç. Erdoğan bu tablodan sorumludur. AKP iktidarı bu tablodan sorumludur. Ve AKP'ye oy veren Necip milletimiz de bu soygundan hep sorumlu hem de belli ölçüde de pay sahibidir. Durum böyle. Sürdürülebilir yanı kalmadı. Umarım savcılık Peki. aşamasında, mahkeme aşamasında henüz dava açılmış değil. 22. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi inceliyor değerli Demirel. Ne aşamada nasıl müdahale edilir hiç belli olmaz. Bakarsınız mahkeme iddianameyi yetersiz bulur, geri çevirir ve kovuşturma aşamasına geçilmeyebilir. Ama eğer istenirse de HTS kayıtları başta olmak üzere bilgisayardaki log kayıtları, yeni doğan servisindeki bebeklerin hangi gerekçelerle yoğun bakıma alındığı tıbbi verilerinin geriye dönük olarak elde Anladım. edilmesi mümkün. Çünkü o sanık arkadaş adı geçtiği kadarıyla yeni doğan bebeklerin tıbbi verilerini bir yazılımla değiştirerek SGK'ya çarpıtarak yollayıp
yeni doğan bakım birimine alınması için gerekçe üretmiş durumda. Sahte bir biçimde. Bu arada bu hastanelerin hepsinin kapatılması konusunu biraz hukuksal açıdan konuşmak gerek değerli Demirel. Orada çalışan yüzlerce, binlerce masum sağlık emekçisi de var. Bu insanlar işsiz kalacak. Oysa ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri suç evet, ve ceza kişiseldir. Doğru. Dolayısıyla o boyutunu gözden kaçırmamak, belki bu hastanelerin salt o birimlerini, gerçekte olmayan, yeni doğan çocuk hekimi, uzmanı da bulunmayan o birimlerini kapatıp öbür birimlerini insanlar işsiz kalmasın, mağdur edilmesin diye denetim altında sürdürmek düşünülebilir değerli Demirel. Evet, biz sonuç olarak o zaman patron mutlu olur hocam. Hastanenin Hayır. patronu mutlu olur. Onunla ilgili bizim bir şeyimiz var, önerimiz tamam, var. Tamam. Şimdi Ahmet hocam, başka bir yayına katılacaksınız. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Evet. Şimdi Ersin Eroğlu ile devam